Harika bir doğamız var. Biz de bunun tadını çıkartıyoruz. Bize bir gün yetmiyor. Biz de o yüzden erken geldik. Çünkü yarın baya kalabalık olacak. Kalabalık olacağı için bu güzel doğadan yararlanmayacağız fazla. Biz de bir gün önceden geldik. Gayet memnunuz. Her sene geliyoruz. Ne zaman olsa yine, bir ay sonra olsa yine geliriz. Bir hafta sonra olsa yine geliriz. Şu an ben kano yapıyorum. Çok zevk duyuyorum. Kendime doğayı, her şeyi böyle yakından görüyorum. Gayet güzel. Gayet memnunum. Burayı ayrıcalıklı kılan zaten taraf o. Hala erimeyen karlar. Tabii ki bizim de bu konuda hassas olmamız gerekiyor doğa konusunda. Çünkü hassas olmasak bu doğa böyle kalmaz. Çünkü çaktığımız her çakı ileride bu doğaya zarar veriyor. O yüzden biraz bilinçli olmamız gerekiyor bu konuda. Herkesi de bilinçli olmaya davet ediyorum. Gola sade gola ka zor koşa zor cin diye hakikaten ceki ceki tüberke mübarek gelire seki cuane yani havuvi avuvi befrovi beri kudarımın yeşili kovi zor koşa zor koşa mühim yaptı inşallah ya. Benim de ilk deneyimim olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım güzel geçer. Yani çok güzel. Bu mevsimde bu serinliği yaşamak da ayrı bir zevk ve heyecan. Çok sıcaktı. Biz zaten bu şeyi beklemiyorduk. Biz bu serinliği beklemiyorduk. Bilmiyorum. Umarım dediğim gibi güzel geçer. Benim de ilk deneyimim olacak. Bakalım. Neler diyebilirim? Buranın benim gelişim üçüncü gelişim oluyor. İlk seneden daha güzel. Bakın geçen sene biraz, bu sene sanki biz biraz geç kalmış gibi geliyor bana, yer mevsim olarak çok geçeli. Kalabalık görünüyor. Geçen sene organize sıfırdı. Bu sene umarım Vali Bey gereken şeyler yapılmış. Vatandaş ihtiyaçlarını karşılayacak. Neydi, vece olsun, diğer ihtiyaçları olsun. Umarım güzel bir şey olur. Gelecek sene, bu sene demeyiz pişman oldu, geleceğini gelmeyeceğiz. İnşallah güzel bir şey geçiririz. Evet, ilk defa geliyorum açıkçası. Ben de hani bayağı merak edip geldim. Bayağı güzel bir yer. Hani yöre halkından birisiyim, ben de buralıyım. Çok güzel bir yer. Hani bu tür güzelliklerin tanıtılması, bence bu tür festivallerin yapılması çok güzel bir şey. Ve insanların bu şekilde rağbet göstermesi ayrıca benim hoşuma gidiyor. Yani böyle bir araya gelip birlik beraberliğin oluşması çok güzel bir duygu bence. Hani umarım bu tür etkinliklerin daha kapsamlı bir şekilde yapılmasını ben hani Vali Bey'den de rica ediyorum. Hani tabii sesimiz ulaşırsa ona. Daha kapsamlı bir şekilde yapılabilir bunlar. Hani daha önce nasıldı bilmiyorum ama şu an bayağı iyi. Daha etkinlik başlamadan bir sürü insan geliyor. Yani buralar bildiğiniz gibi işte Hakkari yöresi tamamen dağlardan oluşuyor. Ve dağların etrafında ben de hani çok fazla gezmemişim ama bildiğim kadarıyla hani bizim köyümüz de buradan bayağı bir uzak. Araçla geldik. Yol bayağı sıkıntılı birazcık. Hani yokuş, sürekli yokuş çıkıyoruz. Genel olarak iklim olarak çok güzel bir yer. Hani tipik bir Akdeniz iklimini yansıtıyor. Biz Şırnak'tan geliyoruz. Ailece geldik çoluk çocukla birlikte. Hakkari, Gever, Yüksek Ova, Salt Gölleri, Buzul Gölleri'ne ilk defa geliyoruz. Çok büyük bir meraktı bizim için buraya gelmek. Ulaşım konusunda aslında beklediğimizden daha rahat ulaşabildik. Sadece varırken varış noktasındaki rampa biraz sıkıntılıydı. Yoksa burası muazzam bir manzara. Herkesin gelip görmesini isteriz. Hani biz Şırnak'tan geldik. Şırnak'ın ortalama sıcaklığı bu mevsimde 35 ile 40 derece arası. Cizre zaten Allah'a emanet. O 45 derece normal geliyor orada. Burada da serin bir hava var. Gündüz üşüdük. Bütün kışlık elbiselerimizi çıkarıp valizlere koyup geldik. Yani bir ciddi bir kış hazırlığı yapıp geldik. Bizim içimizde bir yaradır maalesef. Sadece burası için değil, yol azı bu sabah saat 5'te yola çıktık. Gelirken birçok merkez, birçok yerleşim yeri, birçok piknik alanına uğrayıp geldik. Hakikaten biz doğayı mahvediyoruz. Doğada ciddi bir tahribat var. Özellikle poşet, naylon, plastiklerin doğaya salıverilmesi, gelişi güzel bırakılması ciddi bir çevre felaketi olarak görüyorum. Bizim buraya gelirken de ilk yaptığımız şey çadırımızı kurduk. Hemen çöp poşetimizi hazırladık. Kesinlikle sıfır atıkla buradan dönmeyi, beraberimize geri götürmeyi, çöplerimizi düşünüyoruz.